o dünyanın en bahtsız adamı olarak görülüyordu ta ki kıyıya vuran bir kraliçeyi evine alana kadar kendinden kat be kat iri bir erkek çocuğuna ve Atlantis'in kraliçesine sahipti hayat onun için olması gerekenden çok daha iyi gidiyordu ta ki sende demir eksikliği varmış babalık nasıl onun sucu Adam. Çocuğu. Deniz fenerinde malul emekli olmayı beklerken. Kazara kıyıda bulduğu kraliçe yürüyerek Atlantis kralının babası oğlu veren denizden babam çıksa yerim sözünü denizden kraliçe çıksa sikerime eviren benim oğlum her gün nebatatı yönetiyor kraliçe ile evlendim kimse bunu bilmiyor mottosunu düstur edilen bu yapımda edilen su israfı ile Afrika'da binlerce su kuyusu açılırdı desem DC utanır mı? Sanmam. Canlar şimdi DC'nin sorununu önce size söyleyeyim. Sonra devam edelim. Bakın Thor Ragnarok neyse Aquaman 2 de odur. İkisi de gereksiz şakalar, yersiz bir mizah, ciddiyetten uzak, hikayesel olarak balon ve özetle karton bir yapım olmuştur. Ya arkadaşım, sizin hedef kitleniz biziz. Yetişkinler biz bu yapımları ciddi bir şekilde yetişkin filmi diye izliyoruz. Siz niye bu yapımları çocuğun henüz sadece eşemeye yaradığını düşünen kitle yapıyorsunuz oğlum? İki oyuncak daha fazla satacağım diye değer mi lan? Hikayemizde Aquaman yani sucu adamımız ambere güllenmiş ve bir çocukları olmuş. Düşünsene. Aquamans'in bebek altı değiştiriyorsun oğlum. Oğlum bir de macana kaç para oldu lan? Anlamadım. Şaka şaka. İkinci çocuğu yapsanız ya siz. Bak uşak sıkıntıdan balıklarla konuşuyor oğlum. İki kelam edecek insan mı kaldı baba bırak konuşsun. Anasını satayım gerçekten Sucu abinin çocuğu balıklarla konuşuyor. Sucu abi de şaşırıyor. Oğlum asıl konuşmazsa şaşırman lazım. Gerçi karın Amber abına koyayım sen de haklısın. Johnny Depp'e bunu yapan sana neler yapmaz. Bu arada Amber abla senin Johnny abiyle dava olunca bu yapımlar nasıl gırttılar sahnelerini ama. La neredeyse gerçekten sahnen kalmamış ablacım. Davayı kaybetmen yetmedi bir de sahnelerin silindi. İnsanoğlu yine merakına yenilmiş. Bu Atlantis nerede amına koyayım? Deyip buzullarda araştırma yaparken 2024. Erzurum Yakutiye Kutup İnceleme İstasyonu. Kanka sismik dalgalar yayılıyor. Sikmik mi? Hayır sikmik. Ben ne dedim? E, ama yayılıyor işte. Nerede lan? Tam altımızda. Aha. Yer sarsılıyor. Kaç kaç kaç. Tabletini niye fırlattın amına koyayım? Hakikaten tamam anladık. Yer sarsılıyor korktunuz da tabletini atıyorsun oğlum. Bunlar düşüyor yarığın içine. Bir de her filmde bir çukura karanlık bir yere düşen oyuncuların default itemidir. Oğlum şimdi nereden çıktı bu senin? Hayır ulan götünüzde işaret fişeğiyle mi geziyorsunuz? Bir yara kesin düşerim mi dediniz? Fişekle alak oğlum. Bunlardan birini yarığın içinden çıkan yılanımsı bir şey kapıp götürüyor. Bir süre sonra. Ne oldu lan burada? <laughs> Galiba onun anasının adı Marta değil. Hacılar bunlar yerin altındaki eksi götün donar derecesindeki suya atlayıp daha da derine gidiyor ve bu abi ki bu abinin babasını ilk yapımda sucu abimiz öldürmüştü bu abi de yazık iki yapımdır intikam peşinde neyse işte bu abi yerde kırılmış bir dirgen buluyor tabi böyle parlayınca havalı duruyor amına koyayım ama bildiğin tarlalarda kullanılan kırılmış dirgen abimiz buna bir dokunuyor Semiyallahu <Sessizlik> lümen hamide Beni kurtar dünyanın amına koyalım. Lan lan lan. Lakin sakin sakin <laughs> reis. abinin içine bildiğin boz kaçıyor ve 5 ay sonra. Şimdi bir yapımda hikayede bir anda 5 ay geçiyorsa bunun bir sebebi vardır. Sizce bu yapımda neden 5 ay geçti? Oğlum kötü adam dirgeni kanık Gücünü benim EXP alıp level kasacak ki sucu adamla kapışabilsin. Sırı dışı tasarımlardı bugün. Oğlum bu ne lan? Bakın bunlar konsey üyesi. Suçu adam da burada oturuyor. Yani şunu düz bir zemine adam gibi yapmak varken bu neyin ispatı? Dünyadan gizleniyorsunuz. Sizi sizden başka bilen de yok. Kime görkem satıyorsunuz oğlum? Ben mesela şu su altı evreninde en çok bunların nasıl ticaret yaptığını merak ediyorum. Nasıl oluyor yani biri birine 5 kilo sazan verince diğeri ötekine 7 kilo hamsi mi veriyor? Takas usulü mü nedir? Ama size şunu söyleyeyim asla onun kadar güvenilir değildir. Tabii ki binomo kadar. Peki nedir binomo? Bilmeyenler için söyleyeyim binomo gecikme ve gizli ücretler olmadan para çekebilmenizi sağlayan bir ticaret platformu. Binomo ile hem kolay hem de hızlı bir şekilde ticaret yapabilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Şimdi önümde grafiği görüyorsunuz. Birlikte 3000 TL'lik bir işlem yapacağız. Bu arada merak etmeyin binomo finansal işlemlerinizin güvenliğini temin ettiği gibi 7-24 gecikmeye maruz kalmadan paranızı çekmenize de olanak sağlıyor. Rahat ol yani. Yatırım yapmadan önce varlık fonlarından en karlı varlıklardan biri olan euro ve doları seçtim. Ve baktığım zaman bence grafik yukarı yönlü hareket edecek. Eğer tahminim doğruysa kazanacağım parayı da burada görüyorum. Evet gördüğünüz gibi tahminim doğru ve kazandığım para anında hesabıma geçti. Ayrıca gördüğünüz üzere binomonun kullanımı ve arayüzü o kadar basit ki anlamanız ve işlem yapmaya başlamanız çok kısa sürecek. Bu arada eğer arkadaşlarınızı Binomo'ya davet ederseniz yönlendirme bağlantınızı kullanarak kaydolan her arkadaşınız için 10 ile 20 dolar arasında bonus kazanabilirsiniz. Arkadaşlarını davet et sekmesinden yönlendirme bağlantınızı alın ve davet edeceğiniz arkadaşınıza gönderin. Üstelik hepsi bu kadar değil. Davet ettiğiniz arkadaşlarınız hesaplarını doğrulamak gibi basit görevleri tamamladıklarında bile 10 dolar hoş geldin bonus alacaklar. Şunu unutmayın ki canlılar Binomo farklı etkinlikler ve turnuvalarla size birçok ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Siz de yatırımlarınıza benimle birlikte Binomo'da başlayın. Ticaret dünyasının kapılarını birlikte aralayalım. Hemen şimdi videonun açıklamasına ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten bize özel Filmle 50 promosyon koduyla Binomo'ya kayıt olun. Ve ilk yatırdığınız depozitonun %50'sine ekstra olarak sahip olun. O zaman eleştirel parodiye devam. Bence artık kendimizi dünyaya tanıtmalıyız. Saçmalama Atlantis gizemli kalmalı. Kocam haklı böylece artık ticarette yapabiliriz. Aslında... Dur dur benim sahnemi kimse atmadan ben diyeceğimi diyeyim de. Kısaca konsey Atlantis'in dünyaya açılmasına karşı. Bu arada Cem Yılmaz filmlerinde Adam top tancığı, içecek reklamı yapınca küplere binip kızanları bu tarz yapımlarda da pistlerde görmek isteriz. Ama yapımda o kadar çok alkol reklamı var ki. Sanırsın Aquaman değil, Aqua Pilsen amına koy. Aa, bakın bakın. Abimiz sinekliğini yaptırmış. Soktuğun tasarıma bak ya. Çakma bakan da kral amına Sinek abi ve tayfası Atlantis'ten bir ham madde çalacaklar. Ve Atlantis'e bayağı Suriye sınırından geçer gibi rahat rahat giriyorlar. Ham maddeyi çalıp Amber Hurt ablaya tek atıp Bu Johnny Depp için <laughs> Köpeğimi arı soktu Bundan böyle boşandığın adamları akıllı iftira ederken dikkatli musun olur. Lan, Ananı canım çok yandı Ama şimdi kapışamam 20 dakika sonra bir atalım Ben kaçtım <laughs> Amber yaralanınca hemen pamuklara sarıp yatırıyorlar Hayatım iyi misin? Hı <laughs> hı Bak sakın yatağa sıçma ha Ne çaldı şimdi bu ibne? Borumuzu Borumuzu mu? Bor bor maden olan. Size yıllarca dedim. Bak millet güçlenmek için borumuzu çalıyor. Biz anca borca mı öğretelim? Dış güçler olmasa kullanacağız ama izin vermiyorlar akua. Oğlum biz gizli bir medeniyet değil miyiz? Hangi dış güçler? Ama ama iki kişinin bildiği sır değildir. Sen koca Atlantis'te gizli gizli kurtlar vadisi mi izliyorsun? Sadece ilk 97 bölüm ya. Ama neyse planı ne peki bu adamın? Dünyayı ısıtacak, küresel ısınmayı daha da ileri bir seviyeye taşıyacakmış. Bunun için bir şey yapmalıyız. Allah Allah. Evet tepki gösterelim gösteri mi yapsak? Aynen oldu olacak. Mona Lisa tablosuna mercimek çorbası dökelim amına koyayım. Saçmalamayın ya. Şimdi birinden yardım istemem lazım. Deyip gidip kardeşinden yardım istiyor. Evet. Kendi tutsak ettiği kardeşinden. Oğlum bu, bu adamın baya krallığına çöktü. Kısmen karısını bence elinden aldı. Bir de gavat gibi gidip kardeşinden yardım istiyor. Bence bu hikayenin de tanosu bu abi. Bu şerefsize ne dese ne yapsa haklı. Peki nerede kardeşi? Hemen bakıyoruz. Oğlum bu medeniyettekiler şimdi sudan uzak olunca güçsüzleşiyorlar ya. Adam öyle bir yerde susuz bir şekilde tutsak edilmiş ki. Gücünü kaybetmeyi bırak. Bildiğin Wilson'ını kaybeden Tom Hanks'e dönmüş aman abim. Bir şekilde suca abimiz kardeşini yerin altından kızgın kumlara çıkarıyor. Evet gördüğünüz gibi kumun içinden çıkıyorlar. Ama adamın tutsak olduğu yere bir şekilde güneş giriyordu hayırlısı. Bizim Tom Hanks suya sürüne sürüne sabuha gibi gidiyor. Tam yaratıklar tarafından yakalanacak dalga üstüne bir vuruyor. Adam suyun içinden tor olarak çıkıyor. Abi sen suyu yiyince nasıl bir anda kaslandın oğlum? Tamam su yarıyor anladık da 3 saniyede ne emdin amına koy. Bunlar abi kardeş birlikte yolda hızlıca bir berbere uğradıktan sonra bizim sivrisineyi durdurmaya gidiyorlar. Bakın şimdi mekana giriyorlar. Level 1 NPC'leri tek tek kesiyorlar. Askerlerle savaşıp birçok yeri patlatıp deli gibi çatışıyorlar. Ortalık resmen yerle bir oluyor. İki kardeş tüm askerleri hallettikten sonra bizim sivrisinek ortaya çıkıyor. Amına koyayım yarım saattir burada ortalık kaynıyor. Sen niye her şey bitince geliyorsun oğlum? Batman misin sen? Hayır kıyafeti giymek zahmetli herhalde. Yoksa çatışmaların olduğu binada olmasına rağmen neden bu kadar geç kaldığının izahı yok oğlum? Oğlum ben bu sineği alırım ha. İlk filmdeki gibi değil bak güçlendi yapma. Hadi canım biz Atlantis'teyiz. Adamın... Anakici bokke. Anakici bokke. Anakici bokke. Ne diyorsun oğlum? Şimdi bunlar kavga ediyorlar tamam mı? Bizim atarlı kardeş yaralanıyor falan. Sonra bir alarm sesi. Ne oldu? Atlantis ordusu bunların bulunduğu adaya geldi. Ve kumandanın emrine bakın. Adayı yıkın amına koyayım. Oğlum Hasan Tahsin sık. Ya abi bir gece ansızın 82 kötü adamın adası mı yani? Ayrıca seni mikrofonun yok bir şeyin yok kim duyuyor? Kime sesleniyorsun? Yalnız şaka değil adaya top atmaya başlıyorlar. O sırada bizim sucu adam kayanın altında kalıyor ve bilin bakalım onu kim kurtarıyor? Evet Amber abla ve memeleri. Bu arada adaya top atmasalar belki Aqua sineği öldürecek de ha. Ya bu ne hal abi? Amber abla sinek tarafından vurulunca pamuklara sarılıp günlerce tedavi görsün. Bizim kardeş vurulunca vücuduna yosun sarsınlar. Ayrıca hemen iyileşmiş de milletle muhabbet ediyor. Merak etme bu sefer kötüler kazanacak. E böyle diyorsunuz fıs çıkıyor. Olay şu. Bizim sinek aslında bu dirgenin gerçek sahibini kurtarmaya çalışıyor ya. Ha, Onu kurtarması için bunların soyundan birinin kanı lazımmış. E bunlardan alamadığına göre geriye kim kalıyor? Çocuğum nerede? Ben ölüyorum çocuk diyamına koy. Sinek abi çocuğu kaçırmış, yüzen dildosuyla Antarktika'da ortaya çıkıveriyor. Esas kötü adam da yüzyıllardır buzların içinde ordusuyla beraber süper fresh bekliyor. Bebeğini son anda kurtaran aqua abiyle Sinek abimiz VS'ye başlıyor. Yalnız bak yapımda şu sahneden kaç tane ver size göstereyim. Şimdi öldün bebek. Sonun gel ananı. Şimdi öldün Aku'a. Sonun gel anan şimdi öldün amber. Sonun gel anan garip değil mi? Değil. Neden biliyor musun? Çünkü bu senaristler ilk yapımda da sürekli aynı tekrar matematiğini kullanıyorlardı. Buyurunuz. Bu sahnenin lacivertinden kaç tane var? Benim oğlum büyüyünce sucu adam mı olacakmış. Annemin piçini öldürmem lazım. O melez ben safi atlan Bakın bu çok önemli. Saklı mızrağın yeri bunun sayesinde bulunacak. Bir filmde 15-20 dakikada bir aynı sahne matematiğinden kullanılır mı oğlum? Bir yerden sonra izlerken tahmin bile edilmeye başlanıyor. Dirgen tam Amber ablaya gireceği sırada Aqua'nın kardeş tutunca bu sefer kötü abimiz sen tuttun Dirgen'i gücüm senin sik beni diyor. Ve sinek kardeşimiz sıradan halka dönüşüp güç kardeşe geçiyor. Bu arada Aqua abi bu kostümle İnci Taneleri dizisinde pavyon sahnesinde olsa sırıtmaz. Aqua abi daya yiyince kan taşa sıçrıyor ve büyü bozuluyor. Ben yokken biliyorum gezdiniz hep su altından uyuyordum yüzyıllardır götüm uyuştu oturmaktan. Alo zaman. Şimdi sevgili yapımı izlemeyen güzel kardeşlerim. Burada güzel bir vs beklersiniz değil mi? veya yapımı izleyen güzel dostlarım. Siz de beklediniz değil mi güzel bir vs? Peki ne oldu? Aqua kendi dirgenini fırlatıp adamın tuttuğu dirgenin götünden geçirip önünden çıkardı ve herifi tekte öldürdü. Hacı senin ben cirit atışına sokayım. Ya çok ballısın ya da dirgen fırlatma şampiyonusun amına koyayım. Finalde Aquaman'ın ortalık yıkılırken Amber'le çocuğu sallamayıp kaçması da gözünden kaçmadı hani. Ya her şeyi geçtim de. Gerçekten deniz atına at sesi efekti mi koydunuz oğlum? Baya deniz atı at sesi çıkarıyor oğlum. Al bak. <laughs> Bu arada Atlantis dünyaya kendini ifşa etti. Ve insanoğlu bunu normal karşılayıp mutlu oldular. Ya böyle bir şey mümkün mü? Düşün biz Starlink uydusu görüp Allah Allah Allah. Allah Demiş bir milletiz. Atlantis görsek ne yaparız? Yorumları bekliyorum. Kısacası gasp ettim kardeşimin krallık tahtını Amber ile evlendim. Kaçırdılar evladımı. Hem kral hem babayım. Bana diyorlar Aquaman. Tüm dünyaya açıldım. Vallahi Atlantisliye. Temalı bu yapım bizim için. burnundan kan Okyanusun derininden Hanım boşandı Johnny Depp'ten Bıktım ben Atlantis'ten Tahtı aldım biladerden Altımda var deniz atı Asıl evimde yerin altı Şampuanım heden oldu Babam ana mı gitti kıyıdan aldı Kısık ateş açıp küreseli ısıt Geçmiyor kıyametin modası Sonu hazır dünyanın olası Kimisi de odasını hayallerle boyasın Mevsimin yazı kışı karışır Toplumun uykuda yarısın. Kör göze full eşti gibi beyaz barak var ama vuruyorlar barışı